İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Konuğum bu hafta Özge Sivrikaya, Marmara Belediyeler Birliği Dış İlişkiler ve Projeler Kıdemli Uzmanı ve aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Elçisi. Diğer konuğumuz Dr. Emre Kanal, kendisi Radiant Yönetim Danışmanlığı yönetici ortağı. Programımıza hoş geldiniz. Bugün bu çalışmayı konuşuyor olacağız. Marmara Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yerelleştirme çalışmalarını konuşacağız. Konumuzu Emre Bey sizden başlamak istiyorum. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları nedir? Bildiğiniz gibi son dönemde daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmak için çevredeki kaynakları hiç tükenmeyecek seviyesine kullanmaya başladık. Hatta gelecekteki nesillerden borç aldık diyeyim, geri ödeyeceğimizi düşünerek. Fakat bugün hepimizin yaşadığı sorunlar ortak. Nerede olduğumuz belli değil, önemli değil. Ve bu gidişat durdurulamaz bir durumda. İşte bunun önüne geçmek için, gelecek nesillerden borç almamak için, onların kaynaklarını tüketmemek için daha sorumlu bir şekilde, sürülebilir şekilde bugünkü aktivitelerimizi gözden geçiriyoruz ve buna göre çalışma modellerimizi, üretim modellerimizi, iş modellerimizi gözden geçiriyoruz. Bu kapsamda da bence dünyanın ender olarak bir araya gelebildiği, Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelebildiği ender konulardan biri. Tüm topluluklar, tüm ülkeler bu gidişatı durdurmak için birleştiler ve belli hedefler doğrultusunda, belli amaçlar doğrultusunda anlaştılar ve önümüzdeki yıllarda da bu hedeflere ulaşmak üzere beraber hareket ediyoruz. İşte sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimizde daha basit bir ifadeyle dünya olarak, dünya vatandaşları olarak, toplumlar olarak daha sürdürülebilir bir çevrede, dünyada yaşamak için yapmış olduğumuz tüm aktivitelerin toplamına diyebiliriz. Toplamıdır diyebiliriz. Ben ufak bir ekleme de yapmak istiyorum ama çünkü şu yüzden de istedim. Bu arada Emre Bey çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Normalde sürdürülebilir kalkınma dediğimizde genellikle bu çevre ve gelecek nesiller vurgusu çok fazla var ama sürdürülebilir kalkınma, evet, bu bir boyutu ama aynı zamanda bugünün nesilleri de bu çerçevenin için önemli bir yer tutuyor. Bugün nesillerin yaşadığı sorunlar da aslında çok önemli bir yer tutuyor. Bundan neden kastediyorum? Aslında yaşadığımız adaletsizliklerden bahsediyorum. Hem bu ekonomik adaletsizlikler ama aynı zamanda başka kimliksel sebeplerle aslında maruz kalınan bazı adaletsizlikler var. Bunları da aslında dokunan bir çerçevedir sürdürülebilir kalkınma amaçları. Ben sadece bir işin o sosyal tarafını da, o sosyal boyutunu da vurgulamak istedim. Çünkü çok fazla çevre odaklı giden konuşmalar var ve ben açıkçası biraz bundan rahatsızlık hissediyorum. Bugünün nesilleri de önemli. Onları da kurtarmalıyız aslında. Onları da kapsamalıyız şeklinde vurgumu da yapmış olayım ben. Biraz daha açayım ben de. Aralık ayında bu konuda benim bir makalem de yayınlandı bu çalışmayla ilgili olarak. Orada sürdürülebilir kalkınmanın dünyadaki tarihsel gelişiminden de bahsediyorum. Son dönemlerde biz bunu yeni duymaya başladık belki. Veya toplum tarafından aldığımız ilgi yeni gibi gözüküyor ama geçmiş dönem ekonomistlerine bakarsanız 18. 19. yüzyıllarda toplumun sanayileşmesiyle birlikte, endüstri devrimleriyle birlikte bugünlere geleceğimizin ayak seslerini duymaya başlamıştık. 18. 19. yüzyıldan itibaren. Ama ne zaman 70'lere, 80'lere geldik, Özge Hanım gibi dediği gibi sadece bu konunun gelecekliği değil, bugün de yakından ilgilendirdiğini fark ettik. Çünkü alarm çanları çalmaya başlamıştı. Evet, bu aynı zamanda bunun tabii ekonomik ayağı da var. Çünkü evet, bir kalkınma modeli izleniyor fakat sorun şöyle, inanılmaz bir eşitsizlik durumu da oluşuyor. Gelir ayrımına bakıyoruz, ülkelerin kalkınma seviyesine bakıyoruz. Burada da çok ciddi ekonomik sorunlar var. Bu
amaçların aynı zamanda bir de leave no one behind diye bir sloganı da var. Dolayısıyla hem çevre hem sosyal hem böylece de ekonomik üç ayağına değinmiş olduk bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının. Özge Hanım, siz bu Marmara Belediyeler Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları elçiliği görevini yürütüyorsunuz. Bu görevin kapsamı nedir? Bu görevin kapsamı aslında, ya şöyle söylemeliyim, açık olayım. İlk başta ortaya çıkma sebebi şuydu. Hem kurumdaki diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. Çünkü sürekli kalkma dediğimiz konu aslında birçok birimi ilgilendiren bir konu ve birçok birimimizin de çalıştığı, üzerine çalıştığı bir konu. Bu yüzden ama onların arasında bir iletişim sağlamak, bir koordinasyonu sağlamak gerekiyordu ve bu yüzden bir pozisyon oluşturuldu. Ama sadece bu da değil. Aynı zamanda belediyelerimize de bir farkındalık oluşturmak. Yani böyle bir title koyduğunuzda, böyle bir ünvan koyduğunuzda ve bunu sergilediğiniz, atıyorum maillerde yer verdiğinizde belediyeler bunu görüyor, mailleştiğiniz insanlar bunu görüyor. Bu neymiş? Sürekli kalkınma neymiş'i aslında öğrenmeye, araştırmaya başlıyorlar. Biraz da farkındalık uyandırmak da aslında istediğim şey. Farkındalığa dönmek istiyorum ama ondan önce bu raporun çalışma kapsamı, içeriği neydi? Kapsam olarak kendi üyelerimiz kapsam olarak düşünebiliriz. Yani Marmara bölgesinin hepsi diyemem. Çünkü tüm belediyeler Marmara bölgesinde MBB üye değil. Bu arada bize üyelik gönüllülük üzerine kuruldu. Bu araştırma yapıldığında 205 Marmara bölgesinde yer alan 205 belediye arasında 193 belediye üyemizdi. Ve aslında bu 193 belediyeye yapılan bir anketti bu. Kapsamı bu şekilde söyleyebilirim. Ama bunun dışında içeriye gelince biz bunu aslında iki şekilde şekillendirdik. Bunun ilki belediyelerimizde aslında bu durum neydi? Yani farkındalık seviyeleri neydi? Bunu anlamak istedik. Bunun dışında kurumsal yapılanmalarını anlamak istedik bu konuyla ilgili. Ne gibi çalışmalar yapıyorlar? İşte politikalarını entegre ettiler mi, etmediler mi? Ulusal çalışmalara dahil oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Kimlerle işbirliği kuruyorlar? Yönetişim nasıl oluyor bu konuda? Bunu anlamak ve bunun için bir anket çalışmamız oldu. Bu ilk bölümünü oluşturdu. Bir de aynı zamanda bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarını besleyebilecek uygulamaları da iyi uygulama örneği olarak vermek istedik biz belediyelerimize. Bunun için iyi uygulamalar topladık belediyelerden. Bizim kendi hem Emre Beyler hem de bizim tarafımız değerlendirdi bu uygulamaları. Toplam 147 tane uygulama geldi bu arada. Onun arasından en iyi olan 15 tanesini seçtik ve raporumuza koyduk diyebilirim. Emre Bey, sizin bu çalışma çerçevesinde sorumluluğunuz tam olarak neydi? Biz raporun sahada uygulanması, akademik çerçevesinin veya metodolojisinin oluşturulması ve aynı zamanda da sahadan verilerin toplanması sonrasında, verinin bilgiye dönüştürülmesi aşamasında o raporun Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte, Özge Hanımlarla birlikte yazılmasıydı. Şimdi bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerde bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının farkındalık düzeyini ölçtünüz. Raporda bunun %41 olduğunu gördüm. Şimdi 2021'de yanılmıyorsam bu ölçüm yapılmış. Evet. Sürdürülebilir kalkınma amaçları 2015'te yürürlüğe girdi. Yani bu 6 sene geçmiş olmasına rağmen bu çok düşük bir düzey değil mi? Bence evet. Ama gerçeklik de bu. Yani bunun sebepleri tabii ki tartışılır bu arada. Ama durum bu şekilde, evet. Ben burada bir ekleme yapmak isterim. Belki orada ben biraz daha pembe bakıyorum. O zaten lansmanda da konuştuğumuz şeydi. Arka tarafını öncelikle bir açıklayayım. Biz akademisyenler ve şirket olarak özel sektörde de sürdürülebilirlik raporları yazıyoruz ve orada da çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla hani bu yorumu yaparken kullandığım cetveli de söylemem lazım. Evet, sayılara çıplak baktığınız zaman düşük gibi gözüküyor, düşük. Ama biz de bunu kendi içimizde danışman arkadaşlarımla, akademisyen arkadaşlarımla çok tartıştık. Özel sektöre döndüğünüzde veya bu işe kaynak veren şirketlere baktığınızda da maalesef gördüğüm manzara şu, orada da çok yüksek değil. Çünkü buradaki sürdürülebilirlik çalışmalarını
Sadece kamuyla yapamayız, sadece özel sektörle de yapamayız, sadece yerel yönetimlerle de yapamayız. Bu global olarak dünyada hepimizin el ele vermesi ve beraber hareket etmesi gereken bir nokta. Şimdi özel sektördeki çalışmalarımıza baktığımız zaman böyle bir olgunluk seviyesi veya araştırma yapılmadı veya en azından ben görmedim. Ama sahadaki tecrübelerimden söyleyebilirim ki maalesef orada da bu oranlar çok yüksek değil. Dolayısıyla iki tane yorum vermek istiyorum. Birincisi evet baktığınızda çok düşük. Kesinlikle katılıyorum. Ama nereden baktığınıza bağlı olarak diğer kalan kısımlarda da öyle kayda değer bir ilerleme sağlayamadık ki kamuya döndüğümüz zaman burası çok düşük diyebilirim. Bu yüzden belki polyanacı diyeceksiniz, şöyle yorumluyorum. Bir başlangıç yaptık. Bir tohumları ektik. Bir farkındalık var. Onu yeşertmeye çalışıyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıdır denir. Ben biraz o perspektiften bakıyorum. Size katılıyorum. Tabii başlamış olmak çok önemli de beni özellikle düşündüren şu oldu. Şimdi evet yerelde hani 6 sene sonra %41'e ulaşmış ama şimdi aslında bu amaçlar ulusal düzeyde yani ülkeler bunlara imza atmış bulundu ve Türkiye hatta hem 2016'da hem 2019'da iki kere bu konuda rapor verdi, rapor sundu Birleşmiş Milletler'e. Şimdi bu amaçların sadece ulusal düzeyde zaten gerçekleşmesini düşünemeyiz. Nitekim New York Belediyesi 2018'de bu işte ben de varım dedi ve bir belediye olarak bir rapor sundu. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Türkiye iki kere rapor sundu. Peki bu çalışmaları sizlerle yapmıyorsa, belediyelerle yapmıyorsa kiminle yapıyor ve sunduğu raporlar neye dayanıyor? O beni düşündürüyor açıkçası. Bunu aslında isterseniz biraz deşelim. Yani şu yüzden deşelim istedim. Burada mesela biz de kendi belediyelerimize sorduk. Orada işlemeyen ya da tıkanık olan yer neresi? Nerede iletişim sorunu var? Yani çünkü bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Belki ulusal seviyede kurumlar yani VNR çalışmasını yapılan kurum belki resmi yazıyla belediyelere yazmış olabilir. Ama belediye kendi iç yani atıyorum kendi iletişim sıkıntıları sebebiyle belki de ilgili kişilere iletmemiş olabilir. İkincisi böyle bir yazı yazılmamış olabilir. Böyle bir şey de var yani ulusal seviyede de diyorum. Yani şu yüzden söylüyorum çünkü çok fazla şey olarak bakıyoruz bence. Hani ulusal seviye şey yapmıyor nasıl desem. Belki bu bağı kuramıyor gibi bir şey düşünüyoruz ama belki hem belediye seviyesinde sıkıntı olabilir. Yani yazı gitmiş olabilir ilgili kişilerin, belediyeler dönmemiş de olabilir. Bunu da düşünelim ben de ikinci olarak. Ulusal seviyeye gelince böyle bir yazı gitmemiş de olabilir. Belediyenin kendi süreçlerinde de sıkıntı olabilir. Çünkü biz bunu belediyeler birliği olarak da yaşıyoruz. Bazen resmi yazı gönderiyoruz ve ilgili kişilere gitmiyor. Gitse de bize yanıt gelmeyebiliyor. En basitinden ben bunu kendi araştırma sürecimde de gördüm. Yani biz anketi yolladık resmi yazıyla ve yanıtlar gelmedi ve Emre Bey o süreci bilir. Ben teker teker yanıt gelmeyen belediyeleri aradım ki o şey oranı artsın diye. Yani o yüzden bence burada yapmamız gereken şey şu. Bir de şöyle bir opsiyon da var. Onu da söylemek isterim. Belediyeleri temsil eden kurumları da belki aracı olarak görmüş olabilirler. Ve oradan bilgi almış olabilirler. Çünkü hatırladığım kadarıyla en sonki VNR'de yani 2019'da zaten belediyelerin bu çalışmaları vardı böyle. Çok yoktu ama bazı belediyeler yer almıştı. Hani orada o belediyeler bireysel mi yolladı, onlar bize bireysel mi iletişime geçtiler bilmiyorum. Benim önerim burada şey demek yani hani neden bu iletişimsizlik varı konuşalım ama neden var? Yani hani kimden kaynaklı ben açıkçası bunun bilmiyorum ve kendi çalışmamızda da zaten bunu deşmedik. Bence bu deşilmesi gereken bir konu bu arada. Kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Tek bir kurumun kesinlikle sürdürülebilir ve kalkınma amaçlarını gerçekleştirebileceğine inanmıyorum. Hem ulusal seviyede hem uluslararası seviyede. İletişim ve işbirliği yapmamız gerekiyor ama tıkanıklık tam olarak iletişimsizlik nereden kaynaklanıyor? Bence bu bir soru işareti. Okay. Farkındalık çalışmalarınız var belediyelerle. Bu konuda neler yapıyorsunuz? MBB olarak mı? Evet, tamam. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak aslında farkındalık çalışmaları ile ilgili çok farklı araçlarımız var. Bunların en etkili olanını şunu söyleyebilirim, yayınlarımız. Belki duymuşsunuzdur, Şehir Toplum dergimiz var bizim.
Biz 4 ayda bir çıkartıyoruz ve bir temaya odaklanıyoruz şehir toplumunda. Biraz daha teorik bir dergidir şehir toplum dergimiz. Onun 22. sayısını biz mesela sürevi kalkınma amaçlarını adamıştık. Bunun dışında kent dergimiz var. O biraz daha pratik odaklı bir dergimizdir bizim. Onda da bir sürevi kalkınma amaçlarıyla ilgili bir yazı dizisi başlattık. Yani yoksulluğa son direkt aklımıza gelen işte gelir yoksunluğu olmasın. Bu anlaşılmasın. Çünkü orada aslında kaynaklara erişimde de sıkıntı var. Ona yönelik hedefler de var gibi. O yüzden araya gireceğim. Şöyle diyelim. Yani 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacımız var. Bunların altında 169 tane alt hedef var. Örneğin yoksulluğa son amacından bahsettiniz. Bunun altında 7 tane alt hedef var. Yani dediğiniz gibi yani tek bir başlıkla bunu ifade etmek imkansız. Pardon kestim, buyurun devam edin. Aynen, o yüzden de o yazı dizimizde sadece tek bir sürevi kalkınma amacına odaklanıyoruz ve bunlardan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda yerel yönetimlerin yaptığı uygulamalardan da örnekler veriyoruz ki belediyelerimiz buradan ilham alsınlar, kendileri de uygulamaya başlasınlar gibi. Bu var. Bunun dışında etkinliklerimizde ona yer vermeye çalışıyoruz. Belki duymuşsunuzdur. Biz uluslararası bir kent forumu düzenliyoruz 2 yılda bir. Marmara Urban Forum diyoruz, Maruf. Maruf'un altında mesela geçtiğimiz yıl sürevi kalkınma amaçlarına yönelik oturumlar oldu. Hatta bir tane oturumumuz sadece VİA'lara odaklanmıştı. Ondan bahsedebilirim. Hatta Barcelona Belediyesi de geldi, anlattı. Sultanbeyli ve İzmir Belediyeleri de geldiler. Bilgi ve deneyim paylaşımı yaptılar o oturumda. Bunlar var. Bunlardan bahsedebilirim ama bunun dışında şeyler de var. Web sitemizde de böyle küçük küçük şeyler ama bence farkındalık uyandıran şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Haberlerimizi mutlaka bir sürevi kalkınma amaçlarıyla ilişkilendiriyoruz ki mesela haberlerimizi görmeye gelenlerin gözünde bir aşinalık oluşsun sürevi kalkınma amaçlarıyla ilgili. Bunun dışında işte etkinliklerimizde de olabildiği kadar mesela gene Maruf'ta yapmıştık. Böyle küçük kareler sürevi kalkınma amaçlarıyla ilgili öyle görsünler bir bu neymiş desinler diye bu tarz çalışmalarımız oluyor. Emre Bey, daha önce de söyledim aslında bu amaçlar Birleşmiş Milletler nezdinde lanse edildi ve ulusal düzeyde imzalandı. Yani ulusların sorumluluğu altında. Peki bunları yerelleştirme gereksinimi nereden doğuyor? Neden buna gerek görülüyor sizce? Şöyle, ben bir önceki sorunuzla bağlantılı olarak buna cevap vermeye çalışayım. Çünkü son üzerinde çalıştığımız konu da bu. Acaba SK'ların yerelleştirilmesi nasıl olacak, dünyada durum nedir diye. Bir akademik dünyada araştırma yaptığımızda, iyi uygulamalara baktığımız zaman yerelleştirilmenin veya raporlamaların sadece Türkiye'de bir gelişim alanı olarak değil, tüm dünyada bir gelişim alanı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Aynen sizin dediğiniz gibi global makro seviyede bir takım hedefler konulmuş, bir takım amaçlar konulmuş ama bunların mikroya nasıl indirileceği konusunda bir yönlendirme yok. Burada esasında rol, görev ilgili hükümetlere, ülkelere düşüyor. Ve bunların nasıl aşağıya indirileceğini bulmaları gerekiyor. Biraz daha açmamız gerekirse, örneğin sürdürülebilir konular üzerine çalışmaya başladığınız zaman her bölgenin, her yerel topluluğun ihtiyaçları farklı. Sizin için birinci amaca odaklanmak gerekirken başka bir yerel topluluk için üçüncü amaca odaklanmak gerekebilir. Bir, bu önceliklendirmenin yapılırken nasıl bir metodolojiyle yapılacağının genel bir şablona ülke içerisinde oturtulması işleri çok kolaylaştırır. Örneğin kurumlar tarafına sürdürülebilirlik raporlarını nasıl yapıyoruz diye baktığımızda önceliklendirme matriksleri çıkartıyoruz. Nitekim belediyelerle çalıştığımız zaman da birinci yaptığımız bu. Dolayısıyla sizin yukarıda koymuş olduğunuz tüm amaçlar yerele mikroya indiğiniz zaman bu kimseler tarafından çalışılmak zorunda değil. Herkes kendi önceliklerini, kendi ihtiyaçlarına göre ilgili amaçları alıp bir sıralamak zorundalar. Buradaki esasında ince nokta, öyle bir şey yapmaya ihtiyacımız var ki birçok yerel yönetim var. Onların kendi öncelikleri doğrultusunda yaptırmış oldukları çalışmaları düzgün bir şekilde yukarıya raporlamalarını sağlayarak komple resmi örnek ortaya koyabilmek. İşte bizde eksik olan bu. Yine son makaleme refere ederek cevaplamak istiyorum bu soruyu.
Türkiye'deki sürdürülebilir kalkınma amaçları planlarının hazırlanmasından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Türkiye genelinde sorumlu. Dolayısıyla mesela biz öneri olarak şunu söylüyoruz. Stratejik planlarımızı hazırlarken yerel yönetimlerde. Bir şey daha belirtmekte fayda var. SK'larla ilgili yaptığınız planlarla stratejik planlar ayrı şeyler değildir. İkisi aynı planın içerisinde yer almalı. Eğer biz yukarıdan yaptığımız yönlendirmede o önceliklendirme süreçleriyle birlikte bunları stratejik planlama süreçlerinin içerisine dahil edebilirsek bahsettiğimiz konuların veya gelişim alanlarının birçoğunu fikse etmiş olacağız. Dediğim gibi ama bu sadece bizde değil, dünyada da bir gelişim alanı. İkinci olarak buradaki sayıların raporlanmasında Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu. Burada bu görev Türkiye Cumhuriyeti içerisinde TÜİK'e verilmiş. Eğer benim eksiğim değilse bildiğim kadarıyla TÜİK'in buradaki verileri toplamak üzere oluşturmuş olduğu bir süreci de yok. Makro seviyeli bir takım şeyleri raporluyor olabilir ama bilmiyorum Özge Hanım siz biliyorsanız lütfen beni düzeltin. Yerel yönetimden hangi KPI'lerle ilgili hedef neydi, hangi gelişme sağlandı bunu takip eden bir mekanizma yok. Eğer bunu kurarsak işte o zaman komple bir resimde yukarıda Cumhuriyet'in stratejileriyle başlayan kılcal damarlara kadar aşağıya uzanan herkesin kendi ihtiyaçları doğrultusunda önceliklerini belirlediği, kaynaklarını atadığı, gelişimini sağladığı ve raporladığı bir sistemi kurmak mümkün olur diye düşünüyorum. Çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi biz hani bir tarafta işte belediyenin yapmak istediği işler, bir stratejik planı var. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçları da bir ek, bir çalışma olarak bakmak yanlış. Aslında bu amaç sürdürülebilir kalkınma amaçlarına o ülkenin kalkınmasının yol hedefleri diyelim ve yol haritamızı yaparken o hedefler doğrultusunda yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla belediyeler sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ek bir iş olarak değil, stratejik planımızda bunları nasıl bizim kalkınma şeyimiz, yol haritamız biraz önce dediğim gibi. Yani bunu böyle düşünmek gerekir. Hala hani Birleşmiş Milletler falan deyince sanki bizim dışımızda bir şeyden bahsediyor gibiyiz ki değil yani. Bu bir sonuçta bir yol haritası. Size bir anekdotla katkıda bulunayım. İşte belediyelere gidiyoruz eylem planlarını hazırlamak için. Bizim değişmez bir kuralımız var. Belediyenin olgunluk seviyesi nerede olursa olsun diyoruz ki mutlaka biz bir eğitim yapacağız. Farkındalık eğitim. Başlıyoruz anlatmaya. Arkasına bir tane çalıştay koyuyoruz. Projeleri konuşmaya başlıyoruz. Bulunduğumuz ortamda şöyle sesler yükseliyor. Biz bunu yapıyoruz. Bunu da yaptı. Zaten orada şöyle bir yorumla. Bakın hikaye burada size fark ettirmek istediğimiz ayrı şeyler değil bunlar. Siz zaten genel yönetim olarak size verilen sorumluluk neticesinde bunları yapmakla yükümlüsünüz ve yapıyorsunuz da. Sadece bunları stratejik planınızın içine koymamız lazım. Ve eylem planını hazırladığımızda diyoruz ki sizden ricamız. Bir dahaki dönem stratejik planlama çalışmasına başlarken ayrı iki doküman yapmayın. Bunu stratejik planlamanız için bir girdi olarak kabul edin. Bunu yaptığınız an zaten ilerleyeceksiniz. Tabii. Özge Hanım, bu yerelleştirme süreci içinde ne gibi sorunlarla karşılaşıyor belediyeler? Şöyle aslında bir kere bence bir yerelleştirmeden tam olarak ne anladığımızı bir konuşalım. Çünkü şu yüzden söylüyorum bunu. Yerelleşme dediğimiz bence çok farklı parçalı bir süreçten bahsediyoruz. O da nedir? Aslında dediğimiz şey yerelleşmeyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ile ilgili yerel düzeyde stratejilerin oluşturulması. Bu bir parça. Ondan sonra işte bunun ne durumda olduğunun ortaya çıkartılması. Yani mevcut durumun ortaya çıkartılması. Hatta stratejileri de mevcut duruma göre aslında şekillendirmek. Bu aslında ilk kısım mevcut durumu ortaya çıkartmak. Öyle söyleyebilirim. Sonra stratejileri geliştirmek. Ondan sonra uygulamaları hayata koymak diye düşünebiliriz. Tabii bu başka şekilde çeşitlendirilebilir ama ben kaba haliyle ben aslında size 3 süreçten bahsettim. Yerelleştirme dediğimiz şey aslında bir süreç olarak düşünebiliriz. Bunların içine aldığı
şu yüzden söylüyorum bunu. Bu soruya yanıt verebilmek için. Çünkü mesela hep farklı süreçlerde farklı problemlerle karşılaşıyorlar. Yani mesela mevcut durumun ortaya çıkartılması sürecini konuşalım sizinle. Bu dediğimiz şey aslında nedir? Veri toplamak, rapor yapmak, ne durumda olduğunu ölçmektir. Mesela veri toplama konusunda çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar belediyeler. Yani çünkü belediyelerin kendi ellerinde olan veriler var, evet. Ama aynı zamanda hani ellerinde olmayan ama o amaçlar kapsamında bakmaları gereken veriler de var. Bunu nerede bulacaklar? Bazen bununla ilgili tabii ki merkez hükümet, merkez yönetim kurumlarına gidiyorlar. İşte TÜİK'ten istiyorlar ama bazen o verileri bulamayabiliyorlar, oradan alamayabiliyorlar. Çünkü bazı veriler aslında ulusal düzeyde toplanmış oluyor. Yerel düzeyde ya da kendi içlerinde toplanmış olmuyor. Bir şeylerden biri bu. Bunun dışında nerelerden toplayacaklar bunu? Bu çok ciddi bir sorun aslında. Rapor hazırlama sürecinde yaşadıkları bir sorun. İkinci kısım dediğimiz şey stratejileri oluşturma. Tamam, veriyi topladım, raporu yazdım ve ben bunu nasıl kullanacağım? Kendi stratejimi nasıl oluşturacağım buna bakarak? Bence bununla ilgili çok ciddi bir farkındalık ya da bilgi eksikliği var. O yüzden de hani bunu da bu şekilde düşünüyorum ben. Üçüncü olarak da uygulama kısmı. Yani tamam, projelerimizi de geliştirdik, stratejilerimizi de geliştirdik. Peki ben bu uygulamamı, bir proje geliştirdim, nasıl hayata geçireceğim? Burada çok ciddi bir kaynak sıkıntısı var. Yani dediğim gibi bunu üç, bence hani yerelleştirme deyince bunu farklı şeylere bölmeliyiz ve hepsinin sorunlarını farklı farklı ele almalıyız diye düşünüyorum. Ama bu benim bu arada sahada gözlemlediğim şey, ben biraz veri şeyindeyim. O yüzden de bu benim gözlemim. Herhangi bir böyle veriye dayanarak bunu söylemiyorum. Sadece belediyelerle bireysel konuşmalarımda gördüğüm şeyler bunlar. Dördüncü maddeyi belki bir ortak çalışmamızdan ekleyebiliriz Özge Hanım. Söylebilirlik konusu değil sadece. Hangi iş olursa olsun bir işte başarılı olmak için odaklanma ihtiyacınız var. Evet. Birisinin o işten sorumlu olması lazım. Birisinin işten etmesi lazım. Anketimizde de sorduk. Bu işten kim sorumlu dedik? Çok sorumlu kişiyi bulamadık. İhtiyaca göre kişiler oluyor, bölümler oluyor. Ama sürdürülebilirlik esasında uzun soluklu bir yolculuk. Böyle başlayıp tek seferde bitiremiyorsunuz. Birinin, işte Özge Hanım'ın dediği aşamalardan, adımlardan geçerek tespitleri yapması, stratejileri belirlemesi, projeleri belirlemesi, ona göre adım adım böyle onu işlemesi, ölçmesi, performansı yönetmesi gerekiyor. Bunu yapmak için, dedim ki bu sadece sürdürülebilirlik konusu değil, her konuda böyle. Bir sorumlusunun olması ve onun liderliğinde ilerletmeniz lazım. Baktığınız zaman bizim belediyelerde bu işin liderleri yok. Eğer organizasyonda biz o liderleri tanımlarsak, onlara bu sorumluluğu verirsek, o da bize daha hızlı ileriye taşıyacaktır. Bu arada sadece Umut'la ilgili birkaç örnekten bahsetmek isterim. Emre Bey kesinlikle çok haklısınız. Bir de şeyi de söylemek lazım bu arada. Sorumluluk, yani tabii ki süre bir kalkınma diyoruz ya, hani çok boyutlu ve farklı bir disiplinleri ilgilendiren bir çerçeve. Ama en azından o koordinasyonu, iç koordinasyonu sağlayacak birilerinin olması gerçekten önemli. O yüzden hani illa şey bir sorumlu var ve her şeyi halledecek gibi değil. Zaten Emre Bey de onu kastetmediğine %100 eminim. Ama şey hani o koordinasyonu sağlayacak kişi. Orkestra yani, şey. Belli, aynen, bir kişi olması gerekir. Bununla ilgili sadece iki örnek vereyim. Bence izleyenleri de biraz umutlandırsın. İki belediyemizde mesela farklı kurumsal yapılanmaların oluşmaya başladığını gördük biz. Daha da fazla olabilir bu arada. Benim bildiğim kadarını söylüyorum sadece. Mesela Sultanbeyli Belediyesi'nde artık bir sürdürülebilirlik ofisi var. Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün altında ve onlar ilgileniyorlar bu konuyla ilgili. Bunun dışında ben Avcılar Belediyesi'nde de şey gördüm bu arada. Onlarda da süre bir kalkınma sorumlusu gibi bir yeni bir aynı elçilik gibi bir pozisyon oluşturuldu. Yani yavaş yavaş bunlar da oluşmaya başlıyor diyebilirim ben size. Yani o şey, hep böyle negatif konuşuyorum. Bazen umut verici konuşmak gerektiğini düşünüyorum. O da mesela bir iki örneğimizde, o da söylemiş olayım. Yavaş yavaş da oluşmaya başlıyor gibi. Ben burada şunu vurgulayayım. Yani biz şu anda Türkiye'den bahsediyoruz ama ben hani dünyanın dört köşesinden de bu gelişmeleri izliyorum ve saydığınız özellikle veri konusu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ve maalesef işte bu hedefler devreye gireli 7 yıl oldu, hatta 8. yıldayız. Çoğu yerde gerçekten sıkıntı var. Çünkü yani bu daha önce de bahsettim, yani kalkınma yol haritamızı değiştiriyoruz. Onun için evet, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz maalesef.
Özge Hanım, sizi şaşırtan veya pardon beklemediğiniz bir şeyle karşılaştınız mı? Açıkçası beklemediğim bir şeyle çok fazla büyük bir şeyle karşılaşmadım ama şey beni sadece biraz şaşırttı. Özellikle iyi uygulama kısmında belediyelerin çoğunluğu aslında uygulamaları kendi başlarına yürütüyorlar ve öz kaynaklarını kullanıyorlar. Ben bu kadar beklemiyordum mesela. Mutlaka bir yerlerden de destek alıyorlardır diye düşünüyordum ama bu öz kaynak kullanımının sayısının çok fazla çıkması beni çok şaşırttı aslında bakarsanız. Diğer şeyler biraz beklediğim gibiydi. Çünkü dediğim gibi az çok sahada belediye çalışanlarıyla ilişki içinde giriyorsunuz zaten. Onlarla konuşuyorsunuz. Sahadan bir şeyler seziyorsunuz zaten. Bir şeyler korkuyorsunuz ama o yüzden de çok beklemediğim anket kısmında özellikle beklemediğim bir şey yoktu. Ama özellikle dediğim iyi uygulama kısmında bence öz kaynak kullanımı beni bayağı şaşırtan şeylerden biri oldu. Bu kadar beklemiyordum. Raporun sonundaki önerileriniz arasında da şeyi öneriyorsunuz. Yani bu hem ülke içinde hem yurt dışından bu çalışmalar için kaynak finansman imkanları olduğuna dikkat çekiyorsunuz. Aynen öyle. Emre Bey, sizi şaşırtan veyahut da beklemediğiniz bir şey oldu mu? İki şey oldu. Birincisi yine kaynaklarla ilgili. Kaynaklar çok önemli çünkü bu yaptıklarımız çok pahalı projeler. Ama sahada belediyeden örneklerle gelmeye başladıkça fark ettik ki bir belediye düşünün, muazzam kaynakları var. Ortada çok fazla elle tutulur bir şey yok. Bir tane belediye düşünün, minimal kaynakları var. Proje üstüne proje yapmış, harika şeyler çıkartmış. Bu da beni şu noktaya getirdi. Evet, kaynaklar çok önemli, inkar edemeyiz. Ama önceliklendirmek, konuyu odaya yerleştirmek, onun peşinden gitmek daha önemli. Birinci şaşırtan konu buydu benim. İkincisi, tabii hem özel sektör hem kamu tarafıyla çalışmalar yaptığım için iki dünyaya da bakabiliyorum. Şimdi özel sektör tarafına girdiğim zaman toplum için sosyal projeler yapmak çok önemli. Onlar beraber çalışmak üzere iş ortakları, paydaşlar arıyorlar. Bulamıyorlar, sıkıntısını çekiyorlar, proje geliştiremiyorlar. Şimdi buraya geliyorum, belediyelerimizin kaynakları kısıtlı. Onların da kafalarındaki projeleri hayata geçirmek için sponsorlara ihtiyaçları var. Kaynaklara ihtiyaçları var. Ama onlar da konuyu Özge Hanım'ın dediği gibi kendi içlerinde, kendi kaynaklarıyla çözmeye çalışıyorlar. Şimdi bir adım geri gidiyorum. Sürdürülebilirlik konusunda ne dedik? Bu hepimizin konusu dedik. Ve ancak beraber çalışarak bu işi yapabiliriz dedik. Bu konuda çalışan iki ana partinin bu derece birbirinden uzak olması, aynı şeyleri amaçlarken bir araya gelememeleri beni çok şaşırttı. Zaten bu manzarayı gördükten sonra ben hangi tarafla çalışırsan çalışayım, lütfen oradaki paydaşlarınıza temasa geçin. Bu işleri beraber hayata geçirmenin bir yolunu bulun gibi bir yönlendirme yapmaya başladım. Bu şeyden kaynaklanamaz mı? Şöyle yani bu paydaş kavramı bile en azından ben kendimden bahsediyorum. Sürdürülebilirlikle beraber benim kültürüme, benim yaşamıma girdi diyebilirim. Onun için hani bu sürdürülebilirlik kavramından önce öyle iş dünyası, akademi, kamunun bir arada çalışması böyle bir kültür yoktu diyebiliyorum. Dolayısıyla bu da bir yine büyük bir değişim sanırım. Dediğiniz gibi bir değişim, bir kültür, inovasyon esasında. Yeni düzende zaten sürdürülebilirlik dediğimizde eski usulde ilerleyerek devam edemeyiz. Sürdüremeyiz sürdürülebilirliğin tersi olarak. Sürdürmek istiyorsak yeniliğe, inovasyona, gelişime ihtiyaç var. Ve bu da başka türlü düşünmeyi, başka türlü hareket etmeyi, başka türlü işbirliktelikleri kurmayı gerektiriyor. Ben de bir şey ekleyebilir miyim bu arada? Söylediğiniz her şeye çok kesinlikle katılıyorum. Ya bence burada biraz şey eleştirisi de yapacağım bu arada. Kurumlar eleştirisi de yapacağım. Çünkü şu yüzden yapacağım. Sibel Hanım, gittiğimiz her etkinliklerde işbirliği ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. Ve herkes bunu konuşuyor. Yani özel sektörde bunu konuşuyor. İşte yerel yönetimlerde konuşuyor. Uluslararası kurumlarda, organizasyonlar ki hani aslında işbirliğinin somutlaşmış halleri onlar. Bunları konuşuyor. İşte işbirliği çok önemli ama artık bence işbirliği çok önemli
bir sav olmaktan ya da argüman olmaktan çıkıp bunu bir fact olarak, bir gerçeklik olarak ele alıp bir an önce artık harekete geçmemiz lazım. Mesela sıkıntı şurada görüyorum ben. Bu en çok işbirliğinden bahseden kurumlarla bile bazen işbirliği yapmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Çünkü işbirliği çok tam olarak Emre Bey'in söylediği bir şey vardı. Farklı tür, başka türlü bakmak. Başka türlü bakamıyoruz. Yani çünkü muhtemelen özel sektör belediyeyi gördüğünde kar elde edemeyeceği bir kurum olarak görüyor olabilir. Belediye belki özel sektörü gördüğünde başka bir şey düşünüyor olabilir. Ama aslında ikisinin de birbirine vereceği çok fazla şey var. Ama mesele şu ki birbirlerini bu şekilde göremiyorlar. Yani bir perde var bence ve bu perdeden tam olarak birbirlerine bakamıyorlar. Yani kaynak nedir? Kaynak nasıl olmalıdır? Yani bir belediye sadece maddi bir kaynak olmayabilir ama başka türlü kaynaklar sağlayabilir. Ya da başka, yani bu şekilde bakabilmeyi görmek bence şu an yapabildiğimiz bir şey değil ve ben işbirliğinin önündeki en büyük engellerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gene verilere dayanmadan bunu söylüyorum. Sadece benim gözlemim bu. Ama inanın ben şu, bu sadece yerel ve özel ya da yerel ulusal da değil. İnanın uluslararası kurumlarla bile bazen bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Yani işbirliği kurma konusunda, bir araya gelme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ve bunun sebebi de ben de Emre Bey'in düşündüğü gibi hani başka türlü bakamamadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum biraz. Toplumsal DNA'nızla ilgili bir şey, kültürle ilgili bir şey. Mesela startuplarla ilgili çalışmalar yaptığımda da o kültür bileşeni karşıma çıkıyor. Endüstriyle ilgili bir takım araştırmalar yaptığımda da aynı kavram karşıma çıkıyor. Bir şekilde bizim belki okul sisteminden eğitimle ele alarak takım çalışması yapmayı, birlikte düşünmeyi, esnemeyi, bir proje etrafında bir araya gelip onu başarmayı öğrenme ihtiyacımız var. Sürülebilirlik konusundan çok çıktığımın farkındayım. Ama sürülebilirlik çalışmalarında temel ihtiyaç noktalarımızdan bir tanesi de buradaki bu konu. Katılıyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Mesela ben yüksek lisansımı Danimarka'da yapmıştım ve orası gerçekten hani işbirliğini eğitim seviyesine çok empoze eden bir ülkedir. Ve gerçekten arada bence kesinlikle bizim ve o kültür arasında bir fark var gerçekten de. Ama ben gerçekten sadece ulusal seviyenin kültürü de olduğunu düşünmüyorum. Yani hani uluslararası kurumlarla da bazen işbirliği yaparken hakikaten sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü vurgulanması gereken bir şey. Yani sürekli işbirliğini empoze eden ya da bunun üzerine konuşan kurumlarla bile inanın öyle tıkanmalar yaşıyoruz ki ve bunu sorguluyorsunuz. Neden? Nerede? Neden olmuyor? Ama siz demiyor musunuz hani işbirliği falan gibi. Ya bunları dile getirmediğimiz sürece bence ilerleme kaydedemeyiz. Bence işbirliği genel bir dünyada bir sorun. Hani bazı ülkeler bunu aşmış olabilir. Bireysel ve kültürleri seviyesi. Kendi kültürleri içinde bu arada. Ben gene de başka kültürlerle ilişkiye girerken biraz daha orada bir şeyler değiştiğini düşünüyorum bireysel olarak. Ama bence bu sadece kültür çok etkili ama sırf kültür olduğunu da emin değilim açıkçası. Yani başka şeyleri de olduğunu düşünüyorum ben. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Sizin aynı zamanda bu çerçevede kapasite geliştirme çalışmalarınız da var. Herhalde bu da önemli bir konu, üzerinde durulması gereken bir konu. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani çünkü birçok şeyi yapabilmemizin ön koşulu bence işbirliği her türlü ve bunu yapabilmemiz lazım. Yani biz işbirliği kurmayı nasıl başarabiliriz? Bence üzerine çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu sizin çalışma iki parçaydı. Birinci parça bölümü pardon. Bu anket, ikinci bölümde de sürdürülebilir kalkınma amaçları ekseninde yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği iyi uygulama örneklerini sunuyorsunuz bu çalışmada. Sizi çok etkileyen bu bir iki çalışmayı anlatır mısınız Özge Hanım? Size başlayalım. Böyle seçim yapmak biraz şey yapıyor beni. Çünkü hepsi benim hepsine eşit mesafeye durmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Aslında iki tane belediye seçeceğim size ama sebepleri farklı. İçeriğinden ziyade başka sebeplerle bu iki uygulamayı seçiyorum. Bir tanesi Maltepe Belediyesi'nin yaptığı bir uygulamaydı. Bu taktiksel kentleşme dediğimiz bir şehir planlama literatüründe bir şey vardı, tanım vardır. O da nedir? Çok ufak müdahaleler ve kendi kaynaklarınızı kullanarak bir soruna çözüm bulmak aslında. Araçların çok az geçtiği, yanlış hatırlamıyorsam, bir alanı
belediyenin zaten mevcutta olan bazı işte boyalar olsun ya da başka şeyler olsun malzemelerle dönüştürdüler ve şeylerin halkın rahatça vakit geçirebileceği bir alan haline getirdiler. Bunu şu yüzden de söylüyorum. Bazen değişim yaratmak için illa büyük kaynaklarımıza kaynaklara bence ihtiyaç yok. Ve hatta mevcut kaynaklarınızı kullanarak bir dönüşüm yaratabilirsiniz. Bence bu açıdan bu örneği söylemek önemliydi diye düşünüyorum. İkincisi Çekmeköy Belediyesi'nin yaptığı Crea Center diye bir uygulama vardı. Kısaca anlatayım uygulamayı. Bu da bir AB fonuyla aslında gerçekleştirilen, inşa edilen bir merkez. Yaratıcı endüstriler üzerine çalışan girişimciler buraya geliyorlar. Kendi fikirlerini geliştirebiliyorlar. İşte böyle bir, bu arada ben alanı da ziyaret ettim. Çok da güzel. Yani bir gün gitmek isterseniz mutlaka ziyaret edin. Çok güzel bir merkez yapmışlar gerçekten de. O girişimciler buraya geliyorlar, fikirlerini geliştirebiliyorlar. Ama aynı zamanda eğitimler de oluyor burada. Bu şekilde bir uygulamaydı. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bu da AB'den fon almış çok büyük bir bütçeli bir uygulamaydı. Bu da şu demek. Yani sadece öz kaynaklarınıza bağlı olmayın. Dışarıda fon var hem de çok fazla fon var. Gidin onların peşine gidin ve o fonları alın. Demek için aslında bu iki uygulamayı seçtim diyebilirim. Ama diğerleri de gayet güzeldi. Bir kendi ölçeklerinde de değerlendirmek lazım. Yani hepsinin bütçesi, kaynağı, personellerin farkındalığı çok farklı olabiliyor. O yüzden ben hani çok taraftar olmuyorum. Atıyorum İBB ile küçük bir belde belediyesini çok fazla karşılaştırılabilir bulmuyorum. Onlar çok ayrı değerlendirilmesi lazım. Burada tamamen bunu söylememin sebebi bu iki uygulamanın bence İki farklı ilham verici tarafı vardı. O yüzden söylemiş oldum. Çok teşekkür. Emre Bey, sizin etkilendiğiniz çalışmalar? Dinlerken bir yandan da rapora şöyle bir göz gezdiririm. Neler baktım diye, neler vardı diye. Uygulama bazında değil de yaklaşım bazında ben öne çıkan birkaç şey paylaşmak istiyorum. Birincisi Nilüfer Belediyesi beni çok etkiledi. Sebebi şuydu, yönetişimin içine katmışlardı. Oraya baktığınız zaman süreçleri görüyordunuz. Onların genel yönetme anlayışlarının bir parçasıydı. Evet, bir sürü projeler yakalarsınız böyle yılda süper fikirdir. Bir tane yaparsınız, parlatırsınız ama 2, 3, 5, 8, 10 devam gelecek mi belli değildir. Nilüfer Belediyesi'ne baktığım zaman, aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi'ne baktığım zaman bu işin yönetildiğini görüyorum. Bir bunu söyleyebilirim bu iki belediye. Bir de beni Çekmeköy Belediyesi çok etkiledi. Şu anda içinde bulunduğum belediye olmasından değil, yine onların paydaşlarla geliştirmiş olduğu ilişkiler açısından Özgen Hanım dediği gibi. Kabuklarını kırmışlar. Dış dünya var. O dış dünyaya dokunuyorlar. İşbirlikteliği geliştiriyorlar. Projeyi yönetiyorlar. Hayata geçiriyorlar ve orada akademi de kullanıyorlar, teknolojiyi de kullanıyorlar. İnovasyon dediğinizde, işbirlikteliği dediğinizde bunlar çok önemli konular. Ve bir kere bunu bünyeye kattığınız zaman, bakış açınız, kültürünüzün parçası haline getirdiğiniz zaman orada kim çalışırsa çalışsın, belediye başkanı kim olursa olsun. Evet, tabii ki etkilenir. Ama onun DNA'nın bir parçası haline getirdiğiniz zaman sürekli olacağını bilirsiniz. Dolayısıyla uygulamadan çok bu üç belediye beni çok etkilemişti. İlk aklıma gelenler eminim başka belediyelerde vardır bu kapsamda. Süremizin sonuna geliyoruz. Özgen Hanımcığım, sizin vermek istediğiniz bir mesaj, bu konuda bir düşünceniz var mı? Ben sadece işbirliğine odaklanmış durumdayım. Bu işbirliğini kurmayı başarmalıyız gerçekten. Ve önyargılarımızı kırıp birbirimize olduğumuz tüm özelliklerimizi dikkate alarak bakmalıyız ki ancak zaten bence bu şekilde işbirliğini kurabiliriz. Aksi takdirde ben kurabileceğimizi düşünmüyorum. Mevcut önyargılarımızı kırmalıyız bence. Bunu özellikle belirtmek istedim. Emre Bey, sizin son bir sözünüz, bir mesajınız. Şimdi iletişim yönetimi sürecine baktığımız zaman birkaç adımı vardır. İlk önce bir farkındalık yaratmanız gerekir. Ondan sonra ikna etmeniz gerekir. Sonra harekete geçirmeniz gerekir. İlk iki adım biz geçtik gibi. Bundan sonra artık güçlü bir böyle toplanmayla birbirimizi motive ederek, birbirimizi destekleyerek adımları daha hızlandırmamız lazım. Bunu yapabilirsek benim mesajım bu olur. Bunun peşinden koşmamız. Ancak bu şekilde aslında bu amaçları gerçekleştirebiliriz gibi.
Umarım bu programda biraz bu farkındalığı arttırmaya işe yarayacaktır. Özge Hanım, Emre Bey, ikiniz de çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, programa katıldınız. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Sevgili seyircilerimize de haftaya tekrar Bir Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.